Amerika'da tırları Afrikalı mülteciler sürüyor. Kanser tedavisinde yaban mersini dönemi. Disney yapımında kadın imzası. Washington'da mutlu haftalar Amerika ve dünyada öne çıkan haberleri paylaştığımız günden başlıyor. Ben Ayşegül Simit. Bu hafta gündemi mülteci haberleriyle açıyoruz. Amerikan yasaları uyarınca Amerika'ya vizeli veya vizesiz gelip iltica başvurusunda bulunanlar gözaltına alınıyor. Sığınma başvuruları bu kişiler gözaltındayken yapılıyor. Amerika'nın sesi New Jersey'deki bir gözetim merkezini ziyaret etti. Göçmen gözetim merkezinin kapıları iltica etmek isteyenlerin üzerine kapandığında bir daha aylarca açılmayabilir. New York havaalanı yanında bir sanayi bölgesinin yakınındaki Elizabeth gözetim merkezi bazı suç işlemiş göçmenlere ev sahipliği yapıyor. Eylül ayı itibariyle yetkililer ülke genelinde 38 binden fazla kişinin gözetim merkezlerinde tutulduğunu açıkladı. Bunların bazıları iltica etmek isteyenler. Güvenlik taraması havaalanındaki kontroller gibi. Ziyaretçiler kimlik kartlarını göstermek zorunda. Sahip oldukları her şeyi dolaplarda bırakıyor. Telefon yok, fotoğraf yok, kayıt yapmak yok. Bu fotoğraflar Rutgers Üniversitesi doktora öğrencisi Kristen Scorson tarafından bir tur sırasında çekildi. Yetkililer göçmenler için ayrı yerleri olmadığını belirtti. Bana cezaevine gönderileceğimi söyledi. Edafe Okporo 5 aydır burada tutuluyor. Okporo, Nijerya'da bir eşcinsel hakları örgütü için çalışıyordu. Fakat Nijerya'da aynı cinsin evlenmesi yasak. Ekim 2016'da Okporo, fotoğrafını yayınlayan ve onu açığa çıkaran New York'taki bir insan hakları örgütünden ödül kazandı. Toplum infaz edilmem yönünde çağrı yapıyordu. Yani kaçmam gerekiyordu. Amerika vizen vardı ve seyahat için ihtiyacım olan tek belge oydu. Daha önce hiç tecrit edilmemiştim. Ne yapmanız ve yapmamanız gerektiği söyleniyor. Yemeniz için yemek veriyorlar. İsteseniz de istemeseniz de söylenenleri yapıyorsunuz. Okporo'nun iltica başvurusu kabul edildi ve Amerika'da yeni hayatına başladı. Tam üç işte çalışıyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da tır sürücülerine talep sürekli artıyor ve ülkedeki Afrikalı mültecilerin birçoğu bu işe yöneliyor. Peki bu mülteciler şu anda Amerika'da olmaktan mutlu mu? Mültecilerle ilgili tartışmalar onları nasıl etkiliyor? Amerika'nın sesinden bir ekip Afrikalı kamyoncuların yolculuğuna eşlik etti ve bu sorulara yanıt aradı. İzliyoruz. İllidişi sahilinin en büyük limanı Abidjan'dan Chicago yakınlarındaki Otayala çok uzun bir yol var. Kamyoncu Mamadu Diawara özgürlüğün ve maaş çekinin keyfini çıkarıyor. Kamyonculuk özgürlük. Hem özgürlük hem iyi para kazanıyorsunuz. Doğrusu ortalama bir Amerikalıdan daha fazla kazanıyorsunuz. Diawara Amerika'daki kamyoncuların yılda 200 bin dolar kazanabileceğini söylüyor. Bu iş bazen uzun saatler nedeniyle tehlikeli olabiliyor. Fakat yeni bir ülkede yeni bir hayat kurmak için büyük bir fırsat. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna malzeme veya eşya taşıyorsunuz. Bu ülke böyle inşa edildi. Nerede doğduğunuz, kim olduğunuz önemli değil. İstediğiniz her işi yapabilirsiniz. Bu ülke bana bunu öğretti. Elias Balima Burkina Faso'dan Amerika'ya benzer bir yolculuk yapmış. Yıllarca kamyon almak için para biriktirmiş ve şimdi hemen her gün yeni bir iş teklifi alıyor. Benim gibi iyi eğitim almamış kişiler için çok iyi bir fırsat. Yorucu ancak sonunda iyi para kazanıyorum. Yolda 5 metrekarelik bir alanda geçen birkaç günün ardından duş almak önemli olabiliyor. Havlunuz, sabununuz ve suyunuz bedava olmalı. Uzun bir yolculuğun ardından sıra uyumakta. Ancak zaman para demek ve Balima erkenden kalkıyor ve bu sabah memleketini düşünüyor. Neredeyse 34 yaşındayım. Hala evlenmedim. Çünkü kafamı toparlayamıyorum. Afrika ile Amerika arasında kaldım. Bazen daha genç arkadaşlarla karşılaşıyorum ve bana Amerika'da 2 yıldan fazla kalmayacağım diyorlar. Balima ve Diavara Amerika'daki patates kızartmasını fırsatları ve özgürlükleri ne kadar çok sevseler de şu andaki siyasi ortamda birçok Amerikalı'nın onları Afrikalı olarak göreceğini biliyorlar. Balima Amerika'daki göçmenlik tartışmalarından uzak durmaya çalıştığını söylüyor. Biliyorum hepsi politikacı. Ondan korkmuyorum. Eğer Amerikalılar Trump'ı sevmeselerdi bugün Beyaz Saray'da olmazdı. Ancak bugün Balima'nın aklında politikaya yer yok. Amerikalı kamyon şoförlerine dönüşen bu Afrikalı göçmenler yolculuklarını sağ salim tamamlamak için gözlerini yollardan ayırmıyor. Serhan Akif Ak Yıldız Amerika'nın Sesi Washington. Gündem sağlıkla devam ediyor. Amerika Kanser Araştırmaları Enstitüsü sık rastlanan bazı kanser türlerinin önlenmesinde Yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurgulamak amacıyla çabalarını yoğunlaştırdı. Başlatılan kampanya, şeker hastalığı, aşırı şişmanlık ve bazı kanser türleri arasındaki bağı ortaya koyan geniş çaplı araştırmanın sonuçlarının yayınlanmasıyla ivme kazandı. Ayrıntıları birlikte izliyoruz. Bilim adamlarına göre sağlıklı yaşam beş ana şarta bağlı bunlar sigara içmemek, kiloyu dengede tutmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve alkol kullanımını kısıtlamak. Dünyanın dört bir yanından 340 bin katılımcıya ait verileri inceleyen İngiliz uzmanlar bu beş şartı yerine getirenlerin en yaygın kanser türleri olan akciğer, meme ya da bağırsak kanserine yakalanma riskinin %32 oranında azaldığını söylüyor. Sadece obezite etkenine bakarsanız farklı araştırmalarda farklı sonuçlar elde edildiğini görebilirsiniz. Ancak tüm etkenleri bir arada değerlendirdiğinizde çok daha kapsamlı bir görüntü ortaya çıkıyor. Seattle'daki Fred Hutchinson Kanser Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Anne McTiernan, yağ, şeker ve tuz oranı yüksek gıdalara erişimin kolaylaşmasının, şeker hastalığı ve obezite vakalarının artması anlamına geldiği uyarısında bulunuyor. Fast food'a erişimin çok kolay olması beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi zorlaştırıyor. Kişilerin beslenmeyle ilgili seçim yaparken hükümet ya da gıda sektörünün ilk adımı atmasını beklememeli. Bilinçlenin, zamanla kilo alıp almadığınızı izleyin. Kanser riskinizin yüksek olup olmadığını araştırın ve buna göre önlem alın. Kendiniz ve aileniz için ne gibi değişiklikler yapabileceğinizi öğrenin. Amerikalı uzmanlar bazı kanser türlerinin çok daha erken safhalarda teşhis edilmesini sağlamak amacıyla basit bir kan testi üzerinde çalışıyor. Amaç kanser oluşumunu durdurmak. Bazıları için kanserin erken safhalardaki belirtileri önlem almak için bir uyarı niteliği taşıyabilir risk altında olduklarını gören kişiler yaşam tarzlarında değişiklik yapmaya istekli olabilir. Doktor McTiernan'a göre araştırmalar obez bir kişiyi kilo vermeye ya da hiç egzersiz yapmayan birini daha aktif bir hayat sürmeye ikna etmenin kanser riskini azalttığını gösteriyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington Tip 1 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini düzenli olarak kontrol altında tutmaları gerekiyor. Ve piyasadaki glukoz takip cihazlarının yetersiz kaldığı durumlar olabiliyor. İşte bu nedenle de bazı hastalar kan şekerlerini düzenli kontrol etmek için kendi geliştirdikleri yöntemlerden yararlanıyor. Dana Lewis, çocukluğundan beri şeker hastası. Kan şekeri seviyesini sürekli takip ediyor. Bu seviye çok yükseldiğinde ya da çok düştüğünde devreye giren alarm, Lewis'a bir an önce harekete geçmesi gerektiği uyarısı yapıyor. Ancak bu Lewis için yeterli değil. Uykum çok ağır. Bu nedenle alarm çaldığında uyanamıyordum. Kan şekeri seviyem de yükselmeye ya da düşmeye devam ediyordu. Kan şekeri seviyesinin düşmesi kısa vadede daha riskli. Tek başıma yaşıyorum ve eğer uyku sırasında kan şekerinin düşüşü tehlikeli boyutlara ulaşırsa komaya girmekle dahil birçok ciddi sonuç ortaya çıkabilir. Duyuz ve bir grup yazılım uzmanı glukoz takip cihazını hackleyerek alarm sistemini geliştirmiş. Yazdığı algoritma, Liuz'un bir zamanlar kendi yaptığı kan şekeri seviyesi takibini devralmış. Tıbbi cihazlardan gelen veriler bilgisayara aktarılıyor. Gereken hesaplamalar yapılıyor ve müdahale edilmesi gerekip gerekmediği belirleniyor. Komutlar insülin pompasına gönderiliyor. Pompada gerekli doz ayarlamalarını yapıyor. Hayat kurtaran tıbbi bir cihazı hacklemek tavsiye edilen bir uygulama değil. Ancak Lius ve onun durumundaki şeker hastaları, sağlık sisteminin piyasaya gelişmiş teknolojiler sürmesi için beklemekten bıktıklarını söylüyor. Bu projeye başladığımızda şeker hastalığıyla mücadele eden teknolojilerin gıda ve ilaç dairesinin onayını alması 4-5 yıl sürüyordu. Cihazların daha sonra ticari hale getirilip tip 1 diyabet hastalığına eriştirilmesi gerekiyor. Geliştirdiği algoritmayı internete koyan Liuz, yazdığı kod üzerinde çalışıp yenilikler yapmak isteyenlere izin veriyor. Liuz'un açık kaynaklı yazılımı sayesinde sistem akıllı telefon ve kol saatleriyle de uyumlu hale getirildi. Donanımı daha da geliştirmek için kat ettiğimiz uzun bir yol var. Kullandığımız yazılım ve algoritmaları da geliştirebiliriz. Eskiden yemeklerden önce insülin almak zorundayken şimdi şu anda yemek yiyorum. Lütfen insülin seviyemi ayarla şeklinde bir komut verebiliyorum. Dünyada 415 milyon tip 1 diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada yine özellikle kanser hastalarının ilgisini çekecek bir haberimiz var. Yaban mersini kanseri tedavi edebilir mi? Yeni bir araştırmaya göre bu sorunun yanıtı evet. İşte ayrıntılar. Radyasyon tedavisi birçok kanser türü için en yaygın yöntemler arasında yer alıyor. Ancak bu tedavide kanserli hücrelerin yanı sıra sağlıklı hücreler de yok oluyor. Missouri Üniversitesi'nden Yu Yong Fong liderliğindeki ekip bu hasarı en azı indirmenin yollarını araştırıyor. Uzmanlar kırmızı şarap ve üzümün içerdiği resveratrol maddesinin kanser hücrelerinin radyasyon tedavisine daha iyi yanıt vermesini sağladığını biliyordu. Yaban mersini ise resveratrol maddesinin yanı sıra koyu renk meyve sebzelerde bulunan ve antioksidan, antiinflamatuar zengini flavonoidler içeriyor. Klinik deneylerde rahim ağzı kanser hücre dizini kullanıldı. Uzmanlar yaban mersini özünün radyasyonun etkinliğini artırdığını keşfetti. Radyasyonun dozunu azalttık ancak kanserli hücrelerin yok oluşunda bir azalma olmadı. Bilakis daha da arttı. Deneyde radyoterapi sırasında kanser hücreleri %20 oranında azaldı. Yaban Mersin özü alan hücrelerde kanser %25 oranında azaldı. Ancak en etkin sonuçla hem radyasyon hem de yaban Mersin özü alan grupta karşılaşıldı ve kanser hücrelerinin %70 oranında azaldığı görüldü. Benge göre yaban mersin özünü bu kadar güçlü kılan unsur yeni kanser hücrelerinin büyümesini azaltan bir mekanizmaya sahip olması. Konsantre hale getirilmiş yaban mersininin iki etkisi var. Birincisi kanserli hücrelerin yok olmasını sağlaması, diğeri de bu hücrelerin çoğalmasını önlemesi. Araştırma ekibi şimdi kanserle savaş potansiyeli taşıyan diğer sebze ve meyveleri mercek altına aldı. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington her 3 kişiden biri gizli açlıkla mücadele ediyor. Bu kişiler karınlarını doyuruyor. Ancak tükettikleri gıdalar besin değerinden yoksun. San Francisco'daki bir gıda teknolojisi firması, Liberya'da çok tüketilen kültürel bir yemeğe daha fazla besin değeri kazandırma yolları arıyor. Bu elimde gördüğünüz gıdanın adı Gari. Gari, Liberya'da manyok kökü olarak da bilinen kasavaya verilen ad kremaya benzeyen kıvamıyla ağızda hoş bir tat bırakıyor. Thomas Bowman ödüllü restoranlarda çalışmış bir şef. Şimdi ise San Francisco'da manyok kökünün çeşitli vitamin, mineral ve proteinle karışımından elde edilen gıdayı geliştiriyor. Üzerine serpilen az miktarda tarçın yemeğe daha çok lezzet katıyor. Liberyalılar bu gıdayı her gün tüketiyor. Biz de kültürel bir gıda olan Manyok kökünü daha da geliştirmeye çalıştık. Bu yemek porsiyon başına 12 gram protein içeriyor. Bowman San Francisco'daki Just adlı gıda firmasında çalışıyor. Mayonez, kurabiye ve başka gıdaların besin değerini yükseltmek için bitki bazlı yüksek teknoloji ürünü malzemeler kullanan firma Ocak ayında Liberya'da Power Gary adlı ürününü pazarlamaya başladı. Firmanın amacı yerel lezzetleri vitamin, mineral ve proteinle güçlendirerek tüm dünyada beslenme yetersizliğiyle mücadele etmek. Bazen istediğimiz lezzet profilini elde etmekte zorlanıyoruz. Çünkü Liberya'nın kuzeyinde kullandığımız kasava ya da şekerin tadı San Francisco'da kullandığımızdan çok farklı olabiliyor. Taylor Queen Liberya'dan aldığı ürünleri San Francisco'ya getirtiyor. Ürünler burada denetleniyor ve pişiriliyor. Ürünün son hali Liberya'da yerel malzeme kullanan Liberyalıların elinden çıkıyor. Queen yerel dili konuşarak Monrovia'daki komşularına ürününü tanıtıyor. Çocuklarınız büyüyecek, güçlenecek, daha sağlıklı olacak. Çok lezzetli, hatta tatlı. Çocuklar çok beğenecek. Just yerel üreticilere ruhsat vererek kar sağlayan bir şirket. Şirketin bir sonraki hedefi Nijerya ya da Kenya pazarına açılmak. Kurucusu Josh Tetrick'e göre amaç dünyadaki gıda sisteminin adaletsizliğine çözüm getirmek. Dünyadaki gıda sıkıntısını sona erdirmek istiyoruz. Liberya'dan başladık. Bunu başarma potansiyeline aslında birçoklarının sandığından çok daha yakınız. Firma dünyanın en büyük sorunlarından birini çözmek için silikon vadisinin dinamizme ve uzmanlığından yararlanıyor. Liberya'da porsiyonu sadece 5 sente satılan bu gıda firmanın attığı ilk adım. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi Washington. Orkideler dünyanın en güzel çiçekleri arasında yer alır. Farklı şekillerde, boyutlarda ve renklerde açan orkideler, yeryüzündeki en büyük ve en eski çiçek türlerinden biridir. Başkent Washington'daki Amerika Botanik Bahçesi'nde açılan ve 8 Nisan'a kadar devam edecek olan muhteşem orkide sergisini gezenler, orkidelerin egzotik dünyasına hayran kalıyor. Orkideler gökkuşağının hemen hemen bütün renklerini yansıtıyor. Washington'daki Amerika Botanik Bahçesi, orkide habitatlarından ender görülen ve soyu tehlikede olan orkidelere kadar çok geniş ve büyüleyici bir koleksiyon sergiliyor. It's just çok güzel, olağanüstü. Awesome. Daha önce böyle bir şey görmedim ve buraya geldiğim için çok mutluyum. En üstteki orkideler gibisini daha önce hiç görmedim. Dünya çapında sarıdan turuncuya, pembeden eflatuna 25 bin orkide çeşidi var. Mavi orkide bulmak çok zor. Filipinler'de yetişen bu orkide türü doğal mavi tonlarına sahip. Orkideler Antarktika kıtası hariç her kıtada yetişiyor. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk hava koşullarında yaşayabiliyor. Orkidelerin bazıları sadece birkaç saatliğini açarken bazılarının ömrü 6 ay sürüyor. Orkidelerin bazıları 2 milimetre kadar küçük olurken bazıları 90 kiloya ulaşabiliyor. Orkideler farklı ortamlara çok kolay ayak uydurur. Amerika'da bataklıklarda bile orkide görmek mümkün. Bataklıklar neredeyse sürekli yağmur yağan bölgelerde bulunur. Bu orkideler toprakta büyüyor ama belki başka tropik bölgelerde veya yağmur ormanlarında toprakta yetişen orkide bulamayabilirsiniz. Bazı orkideler diğer bitkilere veya ağaçlara tutunuyor. Orkideler yıllar içinde tropik iklimlerde veya ağaç gölgelerinde kökleri açıkta büyümeye alıştı. Bu orkidenin açıkta olan köklerini görebilirsiniz. Ama kökler orkidenin havayla beslenmesine ve nemli kalmasına yardımcı olan bu beyaz zarla kaplı. Orkidelerin şekilleri ve renkleri de değişiyor. En canlı renklere sahip olanlar tropik bölgelerden geliyor. Latin Amerika'dan bazı Asya ülkelerine tropik bölgelerin çoğunda orkidelerin yoğunlaştığı yerler var. Hatta orkideler o kadar popüler ki bu ülkelerden bazılarında ulusal çiçek olarak kabul ediliyor. Bugün en çok tanınan orkideler melez olarak yetişenler. Bu orkidenin adı Çin Ejderhası. İlk melez orkide 1850'lerde İngiltere'de yetiştirildi ve şimdi 110 binin üzerinde melez orkide var. Her yıl yaklaşık 3.000 yeni orkide yaratılıyor. En çok güzellikleriyle tanınan orkideler parfümlerde ve Asya ile Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde ilaç olarak da kullanılıyor. Bilgi Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington Gündemin sonunda sinema dünyasından bir haberimiz var. Oscar adaylığı da bulunan yönetmen Eva Duvarney, 100 milyon dolardan fazla bütçeli canlı aksiyon türündeki bir Disney filmini yöneten ilk siyah kadın oldu. Fedakarlık ve cesaret temalı A Wrinkle in Time adlı film, 13 yaşındaki melez bir kızın babasını kurtarmak için yaptığı zaman yolculuğunu anlatıyor. Where are we? We heard a cry out in the universe. Meg'in babasının kaybolmasından bu yana 4 yıl geçmiştir. Kişilerin zihnin ve sevginin gücüyle zaman ve mekanda yolculuk yapmalarının mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışan teorik fizikçi Profesör Murray nihayet başarılı olarak farklı bir boyuta geçmiş ancak karanlık bir dünyada sıkışıp kalmıştır. Baban kötü bir enerji tarafından esir alındı. Bizim ışığımız karşısında bu çok güçlü bir karanlık. Bunu durdurabilecek tek kişi de sensin. Git ve bir savaşçı ol. Genç Megi Storm Raid canlandırıyor. She grows throughout the movie and she like becomes Filmde olgunlaştığını görüyoruz. Daha asil oluyor ve kendisini buluyor. O çok güçlü ve sadece kendine değil çevresine de güç veriyor. Bayan Watsit, Bayan Hu ve Bayan Witch, Meg'e içindeki gücü bulması ve kötüyle savaşarak babasını kurtarmasında yardım eden üç varlığı canlandırıyor. Bayan Watsit'e hayat veren oyuncu Rize Witherspoon. Hollywood yapımı büyük filmlerde genç kadın oyuncuların filmin merkezinde olması çok nadir bir durum. Aynı zamanda siyah kadınlar ve küçük kızlar da kendilerini bu harika kızla birlikte ekranda görecek ve her şeyin mümkün olduğunu anlayacaklar. Film 1962 yılında Madeleine L'Engle tarafından yazılmış bilim kurgu türü bir romandan beyaz perdeye aktarılmış. İyi ve kötü arasındaki mücadeleyi konu alan film, ırk ayrımcılığını ve toplumsal soyutlamayı kınıyor. A Wrinkle in Time kadrosu da ırksal çeşitlilik içeriyor. Üstelik yönetmenin yanı sıra oyuncuların çoğu da kadın. Yönetmen Duverney ana karakteri sıradışı şeyler yapan ve kainatı kurtaran sıradan bir kız olarak anlatıyor. Just nothing. kahraman olmak için bir kalıbın içinde olmamız gerekmiyor. Farklı düşünen ve görünenler de kahraman olabilir. Bunlardan biri de Ava DuVernay'in kendisi. Yönetmen kamerayı eline ilk kez 32 yaşında almış. 45 yaşında Oscar'a aday olan DuVernay, klasik bir hikayeyi kendi özgün bakış açısı ve tarzıyla harmanlamış. Bence Eyvan'ın disiplini, organizasyon yeteneği ve sanatçı gözü onun için çalışan herkese ilham veriyor. Oprah Winfrey, Duvernay'in vizyonunu ve filmini destekliyor. Winfrey aynı zamanda Meg'e babasını bulmasına yardım eden üç varlığın lideri Bayan Witch'i canlandırıyor. Bence Hollywood'da kadınlar olarak harika bir dönemde yaşıyoruz. Bu farkındalık ve fırsat yakalayabileceğimiz en iyi dönem. Ava DuVernay'in Disney yapımı 100 milyon dolar bütçeli bu filmin yönetmen koltuğunda olması da bir dönüm noktası. The, It's the darkness. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington Günden burada sona eriyor. Amerika'nın Sesi'nin tüm yayınları ve haberlerine internette amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden buluşmayı umuyor. Amerika'nın Sesi ekibi adına mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.